Merhabalar. Fatma'nın örgü modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlerin karşısına şöyle ören bayan ipiyle geldim arkadaşlar. Şöyle ipimiz favori batiklik ören bayan ipi. İpimiz şöyle Ebroli bir ip arkadaşlar. Bimden aldığım ip. İpin kalitesi ve dokusu benim çok hoşuma gitti. Örmesi de çok zevkli bir ip. Bugün sizlere bu güzel ipimle çok güzel bir modelden bahsedeceğim. Sizin de elinizde bu şekilde ebruli ipleriniz varsa bu model tam bu ipler için arkadaşlar. Ve tabii ki bu modeli sade renkli iplerle de yani tek renkli iplerle de örebileceğiniz harika bir model arkadaşlar. Şöyle ipimi kenara alıyorum ben. Modelimden bahsedeyim. Modelimden çok güzel yelek olur, hırka olur, bebek yeleği, bebek hırkası olur. Kendinize her mevsim giyebileceğiniz hırka, yelek, atkı, bere, boyunluk yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel eton şallar olur biraz daha kalın şişlerle. Yani dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz, aile boyu kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. Bir model 4 ilmekten oluşuyor bu şekilde. 1 2 3 4. Burası bir model. Ve bunu tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4. Yani hırka, sveter, yelek, şal, atkı, bereni başlarsak bu şekilde 4. Bakın 4 8 Bakın 4 8 12 16. Bu şekilde 4 ve 4'ün katları ilmek atıyoruz arkadaşlar. 4 4 ilmek atıyoruz. Sonuna da iki kenar ilmeği ekliyoruz bu modelimiz için. Modelimizi öncelikle benim gibi bu şekilde lastik hazırladıktan sonra lastiğin üzerine modelimizin arka yüzüne zemin hazırlı olarak bir sıra ters örgü örelim arkadaşlar. Ondan sonra modelimizi uygulayalım. Şimdi benim bu size örmüş olduğum bir sıra ters örgüm zemin hazırlığı olarak bunu bir kereye mahsus yapıyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi ters örgü örüyoruz arkadaşlar. Zemin hazırlığı olarak. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız zil bildirimlerinden de tüm işaretlerseniz tüm yeni videolarımızdan ilk önce sizler haberdar olursunuz. Bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz. Bizlere de destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bizi izleyen gözlerinize yazan beğenen ellerinize sağlık diyorum. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini bu şekilde Ters örgü örerek zemin hazırlığı olarak yapıyoruz arkadaşlar. Kenar de ters ördüm. Ilmeklerimizin hepsini zemin hazırlığı olarak bu şekilde ters örgü ördük arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim, birinci sıradayım. Gerçekten çok kolay, çok da güzel bir örgü modeli. Bu modeli örgü bilmeyen arkadaşlar bile örer. Modelimizin ön yüzündeyim. Birinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilk modelimizi bu şekilde 1, 2, 3, 4. Dörtlü ilmeğimizin üzerine kuracağız. Bir model dört ilmekten oluşuyor ya arkadaşlar. Öncelikle şöyle kenar ilmeğinden sonra 1, 2, iki. şu ikinci ilmeğimizin şöyle ara boşluğundan geçiyorum. Buradan bir ilmek alıyorum. Bakın ara boşluktan bir ilmek aldım. Şöyle hafiften uzattım. Bir kez şöyle dıştan içe doğru doladım. Buradaki iki ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak örüyorum. Bakın iki ilmekten üç ilmek çıkarttım arkadaşlar. Ve sırasına gelen iki ilmeğimizi de ikisini birlikte düz kesiyorum. İki ilmeğimizi birlikte düz kesiyoruz. Burası bir model arkadaşlar. Modelimizin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Ve şimdi bu modeli tekrarlıyorum. Tekrar sırasına gelen 4 ilmeğimizin üzerine kuruyoruz modelimizi. Modelimizin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katlarından da. Şimdi şöyle ilk ilmeği, ilk 2 ilmeğimizin ara boşluğundan bakın şuradan şöyle geçiyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. Ve bu iki ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak örüyorum. Bakın iki ilmeği bu şekilde ördük. Şimdi burada iki ilmeğimiz kaldı. Bu iki ilmeği de ikisine birlikte düz kesiyorum. Modelimizin ön yüzünde birinci sırada bu işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok kolay çok da güzel bir örgü modeli bakın şöyle sıra sonuna kadar modelimizi ilerletelim bakın modelimi sizlere tekrarlıyorum bu dört ilmeğimizin üzerine kuruyoruz ilk iki ilmeğimizi şöyle ara boşluğundan bakın buradan ara boşluktan geçiyorum bir ilmek alıyorum hafiften de uzatıyorum bir kez dıştan içe doğru doluyorum bu iki ilmeği ikisini birlikte düz örüyorum bakın iki ilmekten 3 ilmek çıkarttım ve buradaki kalan iki ilmeğimi de ikisini birlikte düz kesiyorum. Bakın burası bir model. Bu şekilde modelimizin ön yüzünden birinci sıramızı tekrarlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok kolay çok da güzel bir örgü modeli. Şöyle sıra sonuna kadar ben bu işlemi tekrarlıyorum. Bundan çok güzel etol şallar, hırkalar yapabilirsiniz. Atkılar, çok güzel boyunluklar, bereler de olur arkadaşlar. Aynı şekilde modelimizi uyguluyoruz. Bakın şöyle anlaşılır bu şekilde olsun diye sizlere bu şekilde tekrarlıyorum. Kenar ilmeği hariç 4 ilmeğimiz kaldı. Yani son modelimiz kaldı arkadaşlar. Modelimi sizlere şöyle bir kez daha tekrarlıyorum. Şu ikinci ilmeğimizin ara boşluğundan geçiyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir kez üstten doluyorum. Buradaki iki ilmeğimi ikisini birlikte düz örüyorum. Bakın iki ilmekten üç ilmek çıkarttım. Ve burada iki ilmeğimiz kaldı. Bu iki ilmeğimizi de ikisini birlikte düz kesiyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizin ön yüzünden hep bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Burası modelimizin birinci sırası. Ön yüzü, ön yüzünde hep bu işlemi yapacağız. Modelimizin arka yüzündeyim. Arka yüzünde ise kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın burada ilmeklerimiz şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tekli, bir üçlü. Bir tekli, bir üçlü. Yani şöyle bakarsak dörtlü ilmekler halinde. Bu ilk dörtlü ilmeğimizi arkadaşlar kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk dörtlü ilmeğimizi bu şekilde bir, iki, üç düz ördüm. 3 düz ördükten sonra burada kalan 4. ilmeğimizi bu şekilde örmeden alıyorum. Örmeden alırken modelin arka yüzünde ip benden tarafta. Ve bunu tekrarlıyoruz. Bakın bir sonraki dörtlü ilmeğe yine aynı şekilde 1 2 3 düz ördüm. 3 düz ördükten sonra 4. ilmeği örmeden aldım. Modelimizin arka yüzünde de yapacak olduğumuz işlem bu arkadaşlar. Modelimizin arka yüzünde 3 düz örüyoruz. 1 2 3 düz ördüm. Bakın dördüncü ilmeğim bu şekilde aradan aldığım ilmek arkadaşlar. Bunu örmeden alıyorum. Modelimizin arka yüzündeyim. ikinci sıradayım. Modelimizin arka yüzünde hep bu şekilde 3 düz örüp dördüncü ilmeği örmeden alacağız. Bu kadar da kolay bir model. Şöyle sıra sonuna kadar ve modelimi bu şekilde tekrarlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 düz ördüm. Bakın dördüncü ilmeğimiz aradan aldığımız ilmek. Bunu örmeden alıyorum. Tekrar 1 2 üç düz ördüm. Dördüncü ilmeğimiz aradan aldığımız ilmek. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelimizin arka yüzünden de yapacak olduğumuz işlem hep bu arkadaşlar. Modelimiz iki sırada tekrar eden çok kolay bir örgü modeli. Ben sizlere iki sırada tekrar eden örgü modelini şöyle bir kez anlattım. Şöyle bir kez de şurada ilk başta birinci sırada nasıl işlem başladık onu göstereyim arkadaşlar. İkinci kez modelimizi nasıl kuracağız onu göstereyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın modelimizi ilk dörtlü ilmeğe kuruyoruz. Modelimizin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları ya. Bu şekilde ilk dörtlü ilmeğimizin önünde yandan gelen bir ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Arkasında da ters ilmek. Şu ikinci ilmeğimizin ara boşluğundan geçiyorum. Bakın buradan bir ilmek aldım ve uzattım. Bir kez doladım. Buradaki iki ilmeği ikisini birlikte örüyorum ve bırakıyorum. Yani yine aynı şekilde iki ilmekten üç ilmek çıkartmıştık. Buradaki kalan iki ilmeği ikisine birlikte de düz örüyorum. Modelimizin ön yüzünden hep bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle modelimi bir kez daha göstereyim. Bakın bir, iki, ikinci ilmeğimizin ara boşluğundan geçiyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. Bu iki ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Ve buradaki kalan iki ilmeğimi de düz kesiyorum. Modelimizin arka yüzünden hep bu işlemi yapıyoruz modelimizin ön yüzünden hep bu işlemi yapıyoruz. Arka yüzünden de 3 düz örüyoruz. 1 örmeden alıyoruz arkadaşlar. 2 sırada tekrar eden örgü modeli. Evet ben sizlere şöyle bir parçada hazırlık yaptım arkadaşlar. Modelim gerçekten çok güzel. Örmesi de çok kolay. Bakın gördüğünüz gibi bir ters bir düz lastiğin üzerine ördüm. Modelimiz iki sıradan tekrar eden çok kolay bir örgü modeli arkadaşlar. Bundan çok güzel her mevsim giyebileceğiniz hırkalar yapabilirsiniz. Etor şallar yapabilirsiniz. Yelekleri yapabilirsiniz. Bebek yeleği bebek hırkası da yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz çocuk örgülerine de uygun bir model. Evet gördüğünüz gibi. Ebroli Ali Ebru'lu ipe de bu şekilde yap, yakıştı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ebroli ipe de bu şekilde oldu geçişleri siz bunu şöyle büyük bir parçada ördüğünüz zaman bu geçişler daha güzel olacak arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün sizlere bu güzel modelden bahsettim. Sürçül lisan ettiysek affola diyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.